Merhaba arkadaşlar. Bu benim telefonumun faturası. Görmüş olduğunuz gibi HTC One M7. Şurada da tarihini görebilirsiniz. Bu da garanti belgesi. Gördüğünüz gibi malum garanti, malum teknik servis. Arkadaşlar ben bu telefonu alalı da ne kadar olmuş? 16.09.2014'te almışım. Yaklaşık 1 yıl 1 ay olmuş. Telefonum da burada. Yakından göstereyim. Şöyle. Arkadaşlar bu telefonu ben geçenlerde servise verdim. Pil sorunu yüzünden. Pil sorunu nasıl diyeceksiniz? Şarj ederken şarj olmuyor, şarjı aksine azalıyor ve bana uyarı veriyordu. İşte pilin çok harcandığı bir uygulama kullandığınızdan dolayı pilinizi şarj edemiyoruz gibisinden böyle bir uyarı geliyordu. Ya da buna benzer bir şey. Telefonu garantiye götürdüğümde, KVK Barbaros'ları, Beşiktaş Barbaros'larına götürdüğümde bana telefonun şurada... Şurada görebiliyor muyum, görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şurada bulunan bir çatlağı vardı. Bu çatlaktan dolayı üzerinde bulunan şu ekran çatlağı ve arkasındaki şurada neredeydi? Ben bile zor buluyorum bugün. Arkasındaki şuradaki eziklikten dolayı bana telefonun darbe almış olduğu söylendi. Her neyse bunlar öncesinde şu ekrana takıldı. Bu ekran dendi çıkarma takma montaj esnasında kırılabilir, ekstra masraf olabilir, bilginiz olsun dendi. Ben de dedim sıkıntı değil tamam. Hani ekransa sadece olay. Ben sadece pilimin yapılmasını ya da değiştirilmesini işte ya da anakartta sıkıntı varsa neyse onun yapılmasını isterim. Sevgili garanti firmasından. Her neyse. Biraz sinirliyim kusura bakmayın. Her neyse. Firma bana telefon açtı 2-3 gün sonra. Kartal'a kadar gitmiş. Sanırım merkezleri orada. Telefon açıldı. Telefondaki beyefendi bana telefonun 636 lira masrafı olduğunu söyledi. Şimdi ben düşündüm. Yani ekran kırılmış olsa dedim. En fazla ki ekranın fiyatlarını 3 aşağı 5 yukarı internetten bakıp herkes görebilir. 200-300. Hadi olsun 350 taş çatlasın. Ekrandaysın, değil mi? Ama yok. Arka kapak, ekran, pil, artık ne değiştireceklerse, tam açıklamasını ne yapmıyorlar. Sadece 636 lira para istiyorlar. 636 lira para karşılığında telefonun eskisi gibi olacağını söylüyorlar. Ben de kabul etmedim bu tekliflerini. Çünkü sonuçta arkadaşlar ben bu telefona böyle bakın görebiliyorsunuzdur. 1500 lira para verdim. 1500 TL'ye para verdim ben bu telefona. 636 milyon daha verdim ben. Niye anladım bu işten? Bir yıl olmuş daha telefon alalı. Ben bilerek HTC'yi aldım bir de. HTC'yi severim ben. Hani çünkü daha önce bende 3D One vardı HTC. Brickstar garantili. Onun da başına daha kötü şeyler gelmişti. Şöyle çerçevesi vardı onun öyle büyük bir. Bu çerçevesi çıkmıştı yerinden. İşte ne bileyim pilinde sorun vardı. Anakartında sorun vardı. Kafayı yemişti iyice telefon. Ben onu kutunun içine koyup olduğu gibi postayla, kargoyla Brickstar'a gönderdim. Ve telefon bana 10 gün sonra geri geldi. 10 gün sonra telefon bana sıfır gibi geldi. Tüm o komple ön ekran, ön çerçeve, her şeyi değiştirmişler. 5 kuruşla para istemediler. Yapılması gerekeni bence yaptılar. Benim inanışıma göre. Şimdi telefonu düşürmek diyorlar. Allah aşkına bana bir tane insan bulsunlar hayatlarında. Telefonu bir defa bile düşürmemiş. Kılıf olsun ya da olmasın fark etmez. Telefonu bir defa bile düşürmemiş bir insan bulsunlar. Bulabilirler mi? Hani siz bile şu an izliyorsunuz. Sizin telefonunuz hiç düşmedi mi? Ben çevremde o kadar insan tanıyorum. Telefonun düşürdüğü halde, darbeli olması halinde bile garantiye verip, yaptırtıp geri alan. Ki buna ben de dahilim. Benim daha önceki HTC'mde de olmuştu bu 3D One'da. Şimdi bana kardeşim burada telefon geri geldi. Bu geri gelmiş hali. Yine aynı. Hiçbir şey değişmemiş. Bu telefon bana geri geldi. Olduğu gibi. Şimdi bakayım.
Şimdi %82 şarjı gözüküyor. Bu da komik bir tarafı çünkü aldığımda %80 şarj vardı. %82 olmuş. Ne güzel, kendi kendine şarj ediyor. Bu telefonu ben böyle kullanacağım. Ben bugün deneyebileceğini bilmiyorum bu telefonu. Ne zaman şarjını biteceğini bilmiyorum. Ne zaman şarj olabileceğini bilmiyorum. Ben bu telefonla para kazanan insanım ki herkes de telefonuyla para kazanır. Artık telefonuyla para kazanmayan insan yoktur. İşte ne bileyim bir iş gönderilir. O işe koşturulur ki ben öyle yapıyorum şu anda. Ne bileyim işte bir yerin adres bilgisi verilir. Hemen buraya gel şu işi yap gibisinden şeyler olabilir. Konum atılabilir işte ne bileyim bunun gibi şeyler. Devam o ki arkadaşlar. Bu teknik servis bana böyle bir cevap verdi. Ben de böyle bir video paylaşma gereksinimi hissettim. Yani bence haksızlık bu ya. Ben mal mıyım kardeşim, ben salak mıyım? Bu kadar para vereceğim telefona. Sonra sen bana garantisinin içerisinde, garantisinin devam etmesi koşuluyla sen bana 626 lira para çıkaracaksın. Ben salak mıyım abi? Ben niye sana götüreyim? Tanıdığım telefoncu vardır. Giderim ona derim ki işte atıyorum Murat şu bozuldu. Al şunu yap. Ne kadar kardeşim? 300 iyi al. Bitti. O zaman bütün herkes salak. Sıfır garanti telefon alıyor millet. Yani böyle bir şeyi ben mantık dışı buluyorum. Bu durumumla ilgili HTC'den artık bu teknik servis papağan gibi bana her şeyi söylediği için aynen. Telefonda beyefendi düşürmüşsünüz darbe var. Tamam biliyoruz kardeşim. Telefonu verirken beyefendi düşürmüşsünüz darbe var. Biliyorum. Telefon almaya gittiğinde beyefendi düşürmüşsünüz darbe var. Onu da biliyorum. Ama papağan gibi her şeyi tekrarlayınca ve kimse sorumluluk almayınca yetkili ben değilim diye ben de ne yapayım böyle video çekiyorum. Yetkili yok çünkü. Bana mantıklı bir açıklama yapan, daha mantıklı bir açıklama yapan düşürmüşsünüzden çok. Hani ben andavalım ya, bilmiyorum ya telefonu düşürdüğümü. Bundan daha iyi açıklama yapan bir insan olmadığı için ben de buna başvurdum. Sizden ricam, izleyenlerden ricam lütfen bunu paylaşın. Yani olabildiğince kısa tutmaya çalıştım videoyu. Kusura bakmayın bu arada çok konuşuyorum. Lütfen bu videoyu paylaşın. Yani yetkiliye gidene kadar en azından video paylaşılsın. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım bu videom başarılı olur. Da bir yerlere sesim gidebilir. Size tavsiyem telefonunuzu düşürmeyin. Hani siz ne kadar düşürmeyeceksiniz bilmiyorum da. Teşekkür ederim.